Bulantı Jean Paul Sartre 4. Bölüm Eugene Grandet'i okuyacağım. Uzun boylu hoşlandığımdan değil ama bir şeyler okumak lazım. Kitabı rastgele açtım. Anayla kızı Eugene'in yeni filizlenen aşkından söz ediyorlar. Eugene annesinin elini öptü. Ne kadar iyisin sen anneciğim dedi. Bu sözler üzerine annesinin uzun acılar yüzünden buruşmuş yaşlı yüzü ışıldadı. Eugene nasıl buluyorsun o çocuğu diye sordu. Mimi Grandet sadece gülümseyerek cevap verdi. Bir süre ses çıkarmadı. Sonra alçak sesle ''Şimdiden seviyor musun onu yoksa?'' ''Fena havadis'' dedi. Eugene ''Neden fena olacakmış? Senin hoşuna gidiyor. Nano'nun hoşuna gidiyor. Neden benim hoşuma gitmesin? Hadi anne, sofrayı kuralım da yemeğini yesin'' dedi. Elindeki işi bıraktı. Annesi de öyle yaptı. ''Delisin sen canım'' dedi ona. Fakat kızının deliliğini paylaşarak haklı görmekten de geri durmadı. Eugene Nanon'u çağırdı. Yine ne istiyorsunuz küçük hanım? Nanon öğleye süt var değil mi? Yaşlı hizmetçi cevap verdi. Eh öğleye yetecek kadar var. Ha öyleyse onun kahvesini çok bol koy. De Grasins söylerken duydum. Paris'te cezveye çok kahve koyarlarmış. Kahveyi nerede bulayım peki? Git al. Ya beyefendiye rastlarsam? O şimdi çayırlarında. Yanımda oturanlar ben geleli beri konuşmamışlardı. Fakat kocanın sesi birdenbire okumamı yarıda bıraktırdı. Gülerek esrarlı bir yüzle ee, gördün mü onu diye sordu. Kadın irkilip ona baktı. Uykudan uyanmıştı sanki. Erkek bir lokma yedi. Bir yudum içti. Sonra aynı fesat tavırla devam etti. Ha <laughs> ha. Bir süre sessizlik oldu. Kadın yine hayallere dalmıştı. Birdenbire ürperip sordu. Ne diyorsun kuzum? Dün Suzan'ı canım. Kadın ha evet Victor görmeye gitmişti dedi. Ne demiştim sana? Kadın öfkeli bir tavırla tabağını iterek ''İyi değil bu yemek dedi. Tabağın kıyısında çiğneyip çiğneyip çıkardığı kurşuni küçük et topakları vardı. Koca ise hep aynı şeyi düşünüyordu. Doğrusu şu kadın dedi. Sustu. Belli belirsiz gülümsedi. Karşımızda yaşlı borsa biraz soluk soluğa Mariette'in kolunu okşuyordu. Erkek biraz sonra söze başladı. Söylemiştim sana geçen gün. Neyi söylemiştin? Gidip Victor'u görecek demiştim hani. Sonra birden irkilerek ne o sevmedin mi bu yemeği diye sordu. İyi pişmemiş. Erkek önemli bir tavırla eskisi gibi değil burası. Hekart'ın zamanındaki gibi değil. Hekart nerede biliyor musun? Domramide değil mi? Evet evet kim söyledi bunu sana? Pazar günü sen söyledin ya. Sonra kağıt sofra örtüsünün üzerinde duran bir iç ekmek parçasını çiğnemeye başladı peşinden sofra örtüsünün masasının kıyısına gelen kısmını düzelterek çekine çekine "Bildiğin gibi değil. Aldanıyorsun sen." Suzun daha diye başladı. Erkek dalgın dalgın "Olabilir yavrum, olabilir." diye cevap verdi. Çevresine bakınıp Mariyet arıyordu. İşaret etti ona. "Burası sıcak." Mariyet teklifsizce bir tavırla masanın kenarına dayandı. Kadında "Evet, burası sıcak." dedi sızlanarak. "İnsan boğulacak neredeyse. Sonra sığır da iyi değil. Bozuldu burası artık." Sana zahmet vazistası açıver Mariyetçim. Kocası yine gülmeye başlamıştı. Şey, gözlerini gördün mü onun? Ne zaman sevgilim? Koca öfkeli öfkeli onun taklidini yaptı. Ne zaman sevgilim? Tam sana göre laf. Yazın kar yağdığı zaman. Dün mü demek istiyorsun? Ha evet. Adam güldü. Uzaklara baktı. Az çok özenerek çabuk çabuk ezberden okudu. Korların içine yapan kedinin gözleri. Öylesine memnundu ki söylemek istediğini unutmuş görünüyordu. Kadında herhangi bir art düşünceye kapılmaksızın gülmeye başladı. Ha ha seni şeytan seni diyerek adamın omzuna küçük küçük tokatlar indirdi. Seni gidi şeytan seni, şeytan seni. Adam kendinden daha emin bir tavırla tekrarladı. Korların içine yapan kedinin. Fakat kadın gülmüyordu artık. Ama şaka bir yana ciddi kadındır o. Erkek eğildi. Kadının kulağına uzun uzun bir şeyler fısıldadı. Kadın bir an ağzı açık, yüzü biraz gergin ve güleç, neredeyse kahkahayı basacakmış gibi baktı. Sonra birden kendini arkaya bırakarak erkeğin ellerini tırmaladı. Bak, bunun aslı yok işte, aslı yok dedi. Erkek uslu akıllı cevap verdi. Dinlesene yavrum, adamın kendisi söyledi bunu. Aslı olmasaydı söyler miydi? Yok, yok. İyi ama kendisi söyledi. Dinle bak, diyelim ki... Kadın gülmeye başladı. Rene aklıma geldi de ona gülüyorum dedi. Evet. Erkek de güldü. Kadın alçak, ciddi bir sesle devam etti. Adam salı günü işin farkına varmış demek. Perşembe günü. Hayır salı günü, biliyorsun sebebini. Sonra kadın eliyle havada bir çeşit yuvarlak çizdi. Uzun süre sessizlik oldu. Koca yemeğinin suyuna ekmeğinin içini bandı. Mariyet tabakları değiştirip onlara turta getirdi. Birazdan ben de bir turta yiyeceğim. Kadın azıcık dalgın bir tavırla ve dudaklarında kibirli, biraz da, al biraz da alınmış bir gülümseyişle gevşek gevşek ama hayır sen işi biliyorsun dedi birden. Sesinde öyle şehvetli bir hal vardı ki adam heyecanlandı. Tombul eliyle kadının ensesini okşadı. Kadın ağzı dolu dolu gülümsedi. Yapma Charles, huylandırıyorsun beni diye fısıldadı. Kitabı yine okuyayım dedim. Kahveyi nerede bulayım peki? Git al. Ya beyefendiye rastlarsam? Yine kadının sesini duydum. Bana bak, Marta'ya da işi anlatayım da gülsün diyordu. Yanımdakiler sustular. Turtadan sonra Mariet onlara erik kompostosu getirdi. Kadın da sevimli bir tavırla çekirdekleri yumurtlar gibi kaşığının içine bırakmakla pek meşgul. Erkek gözlerini tavana dikmiş, masanın üstüne parmaklarıyla vurarak bir marş çalıyor. Galiba normal halleri susmak da konuşmak bir nöbet gibi. Ara sıra geliyor onlara. Kahveyi nereden bulayım peki? Git al. Kitabı kapadım. Gidip dolaşacağım. Ve Zelize bir hanesinden çıktığım zaman saat 3'e geliyordu. Hantallaşmış bedenimin her yanında öğle sonunu hissediyordum. Benim öğle sonum değil, onlarınki. Yüz bin bu villinin bir arada yaşayacakları öğle sonu. Tam bu saatte pazar gününün bol bulamaç ve uzun süren öğle yemeğinden sonra sofradan kalkıyorlardı ve onlar için bir şey ölmüştü. Pazar gününün o hafif gençliği yıpranmıştı. Şimdi filişle turtayı hazmetmek, sokağa çıkmak için giyinmek gerekiyordu. Eldorado sinemasının zili berrak havada çınlıyordu. Güpe gündüz çalan bu zil, pazar gününün aşina bir gürültüsüdür. Yeşil duvar boyunca yüzden fazla insan kuyruk yapmış. Hepsi de tatlı bir karanlığın bastıracağı, herkesin kendini koyu verip ferahlık duyacağı suların içinde beyaz bir çakıl taşı gibi parıldayan perdenin kendileri için konuşup hayal kuracağı saatin gelmesini dört gözle bekliyor. Boş arzu. İşlerinde yine bir şeyler kasılmış olarak kalacaktır. Hepsi de güzelin pazarlarının berbat olacağında pek korkuyorlardır. Her pazar olduğu gibi biraz sonra hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Film saçma olacaktır. Yanlarında oturan adam pipo içecek, dizlerinin arasına tükürecek ya da Lucien çok çekilmez tavırlar takınacak tek bir sevimli laf etmeyecektir. Yahut tam bugün sinemaya gitmişler diye sanki mahsusmuş gibi kaburgaları arasındaki ağrı yeniden başlayacaktır. Her pazar olduğu gibi birazdan karanlık salonda gizli küçük öfkeler gittikçe büyümeye başlayacaktır. Sakin bir esen sokandan yürüdüm güneş bulutları dağıtmış, hava açmıştı. Lavogia villasından bir aile çıkıyordu. Kız kaldırımda durmuş eldivenlerini ilikliyordu. 30 yaşında kadar olsa gerekti. Annesi Peron'un ilk basamağında dikilmiş, geniş solukları alarak kendinden emin bir tavırla dost doğru karşısına bakıyordu. Babanın ise kocaman sırtını görüyordum ancak. Eğilmiş kapıyı kilitliyordu. Onlar dönünceye kadar ev boş ve karanlık kalacaktı. Daha önce boşalmış, kilitlenmiş komşu evlerde mobilyalarla parkeler hafif hafif çıtır diyordu. Ev halkı sokağa çıkmadan önce yemek odasındaki şöminenin ateşini söndürmüşlerdi. Baba da iki kadının yanına geldi ve aile tek söz söylemeksizin başladı yürümeye. Nereye gidiyorlardı? Pazar günü mezarlığa gidilir. Yahut hısım akraba ziyaret edilir. Ya da insanın hiç işi gücü yoksa gidip rıhtımda gezinir. Benim de işim gücüm yoktu. Aynı zamanda gezi yeri olan rıhtıma ulaşmak için Biresan sokağından ilerledim. Gökyüzü soluk mavi renkteydi. Birkaç duman, birkaç sorguç vardı. Ara sıra başıboş bir bulut güneşin önünden geçiyordu. Uzakta gezi rıhtımı boyunca uzayıp giden beyaz çimentodan parmaklığı görüyordum. Parmaklığın oymaları arasından deniz parıldıyordu. Aile sağdaki yeşil tepeye giden Avmonyer Rue sokağına saptı. Ağır adımlarla yokuşu çıktıklarını gördüm. Asfaltın parıltısı üzerinde üç kara leke meydana getiriyorlardı. Sağa döndüm. Deniz kıyısında dolaşan kalabalığın arasına daldım. Sabahkine göre daha karışıktı bu kalabalık. Bütün bu insanların yemekten önce çok övündükleri o güzel toplum hiyerarşisini ayakta tutmaya artık güçleri yetmiyordu sanki. Şununla bununla dirsek dirseğe gelmeye, çarpışmaya ve yoksul görünüşlü küçük memurların kendi yerlerini almasına ses çıkarmıyorlardı. Aristokratlar, seçkinler, meslek grupları bu ılık kalabalığın içinde eriyip gitmişlerdi. Hemen hemen yalnız erkekler kalmıştı ortada ama eskisi gibi gösterişli değildir bunlar. Uzaktaki ışık birikintisi suları alçalmış olan denizdi. Uçları suyun yüzüne çıkmış kayalıklar başlarıyla bu aydınlık yüzeyi deliyorlardı. Kumun üstünde balıkçı kayıkları yatıyordu. Onların yanı başında da küp biçiminde yapış yapış kayalar vardı. Dalgalardan korunmak için bunları karma karışık rıhtımın aşağısına atmışlardı. Dalgalar bu taşların arasında kaynaşmalarla dolu delikler yaratıyorlardı. Dış limanın girişinde güneşin aklaştırdığı gökyüzünün üzerinde bir tarak dubasının silüeti görünmekteydi. Her akşam gece yarısına kadar bu duba ıhlayıp inler, harıl harıl çalışırdı. Fakat pazar günleri işçiler karaya çıkıp geziyorlar. Dubada tek bir bekçi kalıyordu. Hiç sesi çıkmıyordu onun için. Güneş berrak ve yarı saydandı. Küçük bir kadeh beyaz şarap sanki. Işığı bedenlere belli belirsiz değiyordu. Ne gölge veriyordu onlara ne de biçim. Yüzlerle eller soluk sarı renklere ekellerdi sanki. Bütün bu pardesülü insanların yerden birkaç parmak yukarıda yavaşça yüzer gibi bir halleri vardı. Ara sıra rüzgar su gibi titreyen gölgeler gönderiyordu üzerimize. Yüzler bir an için sönükleşiyor, tebeşirsi bir hal alıyordu. O gün pazardı. Rıhtımın korkuluğu ile köşklerin parmaklıkları arasına sıkışan kalabalık küçük dalgalar halinde akıyor sonra binlerce küçük derecik haline gelerek Transatlantik Kumpanyası'nın malı olan büyük otelin ardından kayboluyordu. Ne çok çocuk vardı. Arabaya bindirilmiş, kucağa alınmış, elinden tutulmuş ya da ana babaların önünde ağır başlık taslayarak ikişer üçer yürüyen çocuklar. Daha birkaç saat önce görmüştüm bütün bu yüzleri. Bir pazar sabahının tazeliği içinde hemen hemen muzaffer bir halleri vardı. Sakinlik, gevşeme, bir çeşit inat ifadesinden başka bir şey taşımıyorlardı artık. Pek az hareket yapan vardı. Yine şapkasını çıkaran birkaç kişi görülüyordu. Ama sabahki genişlik, sinirli neşe yoktu bu hareketlerde. Herkes kendini biraz arkaya atmıştı. Başlar kalkıktı. Gözler uzaklara bakıyordu. Hepsi de kendini paltolarını şişirerek, hepsi de kendini paltolarını şişirerek iten rüzgara bırakmıştı. Zaman zaman sert bir gülüş duyuluyor, hemencecik kesili veriyordu. Ya da bir annenin bağırışı. Janet, Janet yapma bakayım. Sonra sessizlik. Hafif bir tütün kokusu mağazalarda çalışan memurlar sigara içiyorlar. Selam bu, Ayça, pazar günleri içilen sigaralar. Kendilerini daha fazla bırakmış birkaç yüzde de, kendilerini daha fazla bırakmış birkaç yüzde de biraz keder okur gibi oldum. Ama hayır, bu insanlar ne kederliydiler ne de neşeli. Dinleniyorlardı. Bir yere dikili, açık duran gözleri denizle göğü olduğu gibi yansıtıyordu. Birazdan evlerine dönecekler, yemek odasının masasında ailece birer fincan çay içeceklerdi. Şimdiki halde en az masrafla yaşamak, jestlerden, sözlerden, düşüncelerden kısmak, sırt üstü yatmak istiyorlardı. Yüzlerinin buruşukluklarını, gözlerinin kıyılarındaki karışıklıkları, haftalık çalışmanın yarattığı kıvrımları silmek için tek günleri vardı ancak. Tek bir gün. Parmakları arasından dakikaların akışını hissediyorlardı. Pazartesi sabahı zinde bir halde yine işe başlamak için yeterince gençlik biriktirmeye vakitleri olacak mıydı? Deniz havası insanı dirilttiği için ciğerlerinin bütün gücüyle soluk alıyorlardı. Uyuyan insanlarınki gibi düzenli ve derin olan solukları bunların yaşamakta olduklarını göstermekteydi yalnız. Usul usul yürüyordum. Dinlenmekte olan bu acıklı kalabalığın ortasında katı ve serin bedenimi ne yapacağımı bilemiyordum. Deniz kurşuni bir rengi bürümüştü şimdi. Ağır ağır yükseliyordu. Geceleyin adam akıllı yükselmiş olacaktı. Bu gece rıhtım gezisi Victor Noir bulvarından daha da ıssız olacaktı. İleride solda gemilerin geçidinde kırmızı bir ışık parıldayacaktı. Güneş yavaş yavaş denizin üzerine iniyordu. Geçerken de Norman tepi bir köşkün penceresini sanki yangın varmışçasına ışıldatıyordu. Gözleri kamaşan bir kadın yorgun bir tavırla bir elini alnına götürüp başını salladı. Çekingen bir gülüşle Gaston gözlerimi kamaştırıyor bu dedi. Kocası cevap verdi. E ee, fena güneş değil bu hani. Isıtmıyor ama yine de hoşuna gidiyor insanın. Kadın denizden yana dönerek ayrıca onu da göreceği sanıyordum dedi. Aklından çıkar bunu dedi erkek. Güneşin içinde o. Kale-a-boat adasından söz ediyorlardı herhalde. Bunun güney ucunun tarak dubasıyla dış limanın rıhtımının arasından görünmesi gerekiyordu. Işık yumuşadı. Bu kararsa saatte bir şey akşam olduğunu haber veriyordu. Bu pazarda geçip gitmişti bile. Köşklerle kurşuni parmaklık çok yakın anıları andırıyorlardı. Yüzler birer birer o işsiz hallerini kaybediyorlardı. Birkaçı hemen hemen şefkatli bir hal bile aldı. Gebe bir kadın kaba görünüşlü, sarışın bir delikanlıya dayanmıştı. ''Orada, orada, orada bak'' dedi. ''Ne var orada?'' ''Orada canım martılar.'' Adam omuzlarını sekti. Martı filan yoktu. Gökyüzü hemen hemen pürüzsüz bir hal almıştı. Ufukta biraz pembeydi. ''İşittim onları, dinle bak, ötüyorlar.'' Adam cevap verdi. ''Bir şey gıcırdamış olacak.'' Bir hava gazı feneri parıldadı. Fenerleri yakan adamın geçmiş olduğunu sandım. Çocuklar onun yolunu gözlerler. Dönüş işaretini o verir çünkü. Ama güneşin son bir parıltısıymış bu sadece. Gökyüzü henüz aydınlıktı ama yer karanlığa gömülmüştü. Kalabalık seyreliyor, denizin fışırtısı ayan beyan işitiliyordu. Parmaklığa dayanmış duran genç bir kadın mavi yüzünü göğe doğru kaldırdı. Dudak boyasının meydana getirdiği bir çizgi vardı yüzünde. İnsanları sevecek miyim yoksa diye düşündüm bir an. Ama alt tarafı onların pazarıydı bu. Benim değil. Yanan ilk ışık Kellebot fenerininki oldu. Küçük bir olan yanımda durdu. Kendinden geçmiş bir eda ile ''Aa fener'' diye mırıldandı. Bunun üzerine yüreğimi büyük bir macera duygusu ile şiştiğini hissettim. Sola saptım ve Voiler sokağından geçip küçük Prado'ya ulaştım. Vitrinlerin üzerine demir kepenkler indirilmişti. Turnibright sokağı aydınlıktı ama ıssızdı. Sabahki o kısa süren şanlı halini kaybetmişti şu saatte onu o dolaylardaki sokaklardan ayırt eden hiçbir şey yoktu artık. Epey sert bir rüzgar esmeye başladı. Başpiskoposun sacdan yapılmış şapkasının gıcırdadığını duyuyorum. Yalnızım. İnsanların çoğu evlerine dönmüşler. Radyo dinleyerek akşam gazetesini okuyorlar. Bitmekte olan pazar ağızlarında yavan bir tat bırakmış. Daha şimdiden pazartesiyi düşünmeye başlıyorlar. Fakat benim için ne pazartesi var ne pazar. Karma karışık, birbirlerini iteleyen günler. Sonra da birden bunun gibi şimşekler var. Hiçbir şey değişmiş değil ama yine de her şey başka tarzda bir varlık edinmiş. Anlatamam. Bulantı gibi. Ama yine de bunun tam tersi. Başıma nihayet bir macera geliyor ve kendimi sorguya çekince görüyorum ki başıma gelen benim ben olduğum ve burada bulunduğum. Geceyi yaran benim. Bir roman kahramanı gibi mutluyum. Bir şey olacak. Pase de Ville sokağının karanlığında beni bekleyen bir şey var. Orada tam şu sokağın köşesinde yaşantım başlayacak. İçimde keder duygusu ile ilerlerken görüyorum kendimi. Sokağın köşesinde bir çeşit beyaz işaret taşı var. Uzaktan kapkara görünüyordu. Her adım atışta biraz daha beyaza dönüyor. Yavaş yavaş aydınlanan bu karanlık cisim olağanüstü bir etki yaratıyor bende. Apaydınlık, apak olunca tam onun yanında duracağım. Macerada o zaman başlayacak. Karanlıktan çıkan bu beyaz fener şimdi öylesine yakın ki korkuyorum. Adeta bir an geri dönmeyi düşünüyorum. İlerliyorum. Elimi uzatıyorum. İşaret taşına dokunuyorum. İşte bahse dövülle sokağı ve karanlıkta büzülen camları parıldayan Saint Cecil Kilisesi'nin kocaman yığını. Sacdan şapka gıcırdıyor. Dünya mı birden daraldı yoksa seslerle biçimler arasına böyle güçlü bir birlik sokan ben miyim? Bilemiyorum çevremi saran şeylerden hiçbirinin göründüğünden başka türlü olacağını kavrayamıyorum bile. Bir an durup bekliyorum. Yüreğimin çarptığını duyuyorum. Issız meydanı gözlerimle araştırıyorum. Bir şey görmüyorum. Oldukça sert bir rüzgar esmeye başladı. Yanılmışım. Basse de Ville sokağı bir ara duraktı sadece. Olay Ducoton meydanının sonunda bekliyor beni. Yine yürümeye başlamakta acelem yok. Mutluluğumun tepesine erişmişim gibime geliyor. Marsilya'da, Şangay'da, Meknes'te böylesine dolgun bir duygu edinmek için neler yapmadım. Bugünse hiçbir şey beklemiyorum artık. Boş bir pazarın bitiminde evime dönüyorum. Orada o. Yine yola koyuluyorum. Rüzgar bir canavar düdüğünün sesini getiriyor bana. Yapayalnızım. Ama bir şehir üzerine yürüyen bir askeri kıta gibi yürüyorum. Şu anda denizde müzik sesiyle çınlayan gemiler var. Avrupa'nın bütün şehirlerinde ışıklar yanıyor. Komünistlerle Naziler Berlin sokaklarında ateş ediyorlar. İşsizler New York kaldırımlarını arşınlıyorlar. Kadınlar sıcak bir odada aynalarının karşısına geçmişler, kirpiklerine rimel sürüyorlar. Bense burada bu ıssız sokaktayım. Ve Neukölü'ndeki bir pencereden edilen her el ateş, götürülen yaralıların her kanlı hıçkırığı, süslenen kadınların her dikkatli ve ufak hareketi Adımlarımın her birine, yüreğimin her vuruşuna cevap veriyor. Jilet geçidi önünde ne yapacağımı bilemiyorum artık. Geçidin sonunda beklemiyorlar mı beni? Ama Ducot'un meydanında, Törnebright sokağının bitiminde de doğmak için beni bekleyen bir şey var. Kaygıyla doluyum. En ufak hareket bağlıyor beni. Benden ne istediğini kavrayamıyorum. Oysa bir seçim yapmak gerek. Jilet geçidini gözden çıkarıyorum. Bana neler sakladığını hiçbir zaman bilemeyeceğim. Dukoton meydanı boş. Aldandım mı yoksa? Buna katlanamayacakmışım gibime geliyor. Hiçbir şey olmayacak mı sahiden? Mebli kahvesinin ışıklarına yaklaşıyorum. Şaşkın bir haldeyim. Gelecek miyim bilemiyorum. Bu tutmuş kocaman camların ardından içeriye bir göz atıyorum. Salon tıklım tıklım dolu. Sigaraların dumanı ve ıslak elbiselerin çıkardığı buğu yüzünden hava mavi. Kasiyer kadın tezgahının başında. İyi tanıyorum onu. Benim gibi kızıl saçlı o da. Gizli bir hastalığı var. Çürümekte olan cesetler menekşe kokusu çıkarırlar bazen. O da bu kokuyu andıran mahzun bir gülümseyişle etekliğinin içinde yavaş yavaş eriyip gidiyor. Baştan ayağa ürperdim. Beni, beni bekleyen o idi. Orada duruyor, kımıltısız gövdesini tezgahın üstünde dik tutarak gülümsüyordu. Bu kahvenin derinliklerinden bu pazar gününün dağınık anları üzerine doğru bir şeyler geri geliyor.'' o anları birbirine ekliyor. Bir anlam veriyor onlara. Bu sonuca varmak, anlamış şu camı dayayıp nar çiçeği bir perde üzerinde gülümseyen şu zarif yüzü seyretmek için bütün günümü geçirmişim. Her şey durdu. Yaşantım durdu. Bu kocaman cam, bu su gibi mavi, ağır hava, suyun dibindeki bu kalın yapraklı beyaz bitki ve ben kendim kımıltısız ve dolgun bir bütün meydana getiriyoruz. Mutluyum. Redo Caddesi üzerinde bulunduğum sırada acı bir üzüntüden başka şey kalmamıştı yüreğimde. İçimden şöyle diyordum. Şu macera duygusu var ya, dünyada bunun kadar önem verdiğim şey yok belki. Fakat canımın istediği zaman geliyor, o kadar çabuk gidiyor ve o gidince ben de öylesine çoraklaşıyorum ki. Ömrümü boşuna harcadığımı göstermek için mi yapıyor bu kısa alaycı ziyaretleri? Ardımda şehirde dümdüz kocaman sokaklarda Fenerlerin soğuk ışığında muazzam bir sosyal olay can çekişiyordu. Pazar gününün sonuydu bu. Pazartesi Nasıl olmuş da dün şu saçma cafcaflı sözleri yazabilmişim. Yapayalnızım ama bir şehir üzerine yürüyen askeri kıta gibi yürüyorum. Yüksekten atmaya ihtiyacım yok. Bir takım olayları aydınlatmak için yazıyorum. Edebiyattan sakınmak gerek. İnsan kaleminin ucuna nasıl gelirse öyle yazmalı. Sözleri araştırmadan. Aslında beni tiksindiren dün akşamki o yüce tavırları takınmış olmam. 20 yaşındayken kafayı çekiyor, sonra da Descartes ayarında adamım ben diyordum. Kahramanlıkla şişindiğimin çok iyi farkındayım ama aldırmıyordum. Hoşuma gidiyordu bu. Ondan sonra da ertesi gün kusmukla dolu bir yatağın içinde uyanmışçasına iğrenme duyuyordum. Sarhoş olunca kusmam ama kusabilsem daha iyi olurdu. Dün sarhoşluk gibi bir mazeretim bile yoktu. Enayi gibi coşu vermiştim. Su gibi saydam, soyut düşüncelerle arınmak ihtiyacındayım. Bu macera duygusu olaylardan gelmiyor Hakkâ. Böyle olduğu anlaşıldı. Anların zincirlerin iş tarzından bu daha ziyade. İşler şöyle oluyor galiba. Zamanın akıp gittiğini, her anın sizi bir başka ana, onun bir başkasına götürdüğünü, bunun da böylece sürüp gittiğini, her anın yok olduğunu, onu alıkoymaya kalkışmanın zahmetine değmeyeceğini falan filan. Birden bire anlayabiliyor insan. O zamanda bu hassayı anların içinde kendisine görünen olaylara yoruyor. Biçimle ilgili olanı muhtevaya mal ediyor. Sözün kısası zamanın şu meşhur akıp gidişi var ya lafı çok ediliyor ama hiç mi hiç görülmüyor. Hani insan bir kadın görür de yaşlanacak bu kadın diye düşünür ama yaşlandığını görmez. Zaman zaman onun yaşlandığını görür gibi olur. Kendisinin de onunla yaşlandığını hisseder. Macera duygusu budur işte. İyi hatırlıyorsam zamanın geri dönmezliği denir buna. Macera duygusu da sadece zamanın geri dönmezliği duygusu olsa gerek. Fakat neden insan her zaman duymaz bunu? Zaman her vakit geri dönmez değil mi yoksa? Öyle anlar vardır ki her istediğinizi yapabilecekmişsiniz. ileriye gitmek ya da geri dönmek elinizdeymiş. Bunun gibi, bunun hiçbir önemi yokmuş gibinize gelir. Zincirinin halkaları sıklaşmıştır sanki. Bu gibi hallerde de ben bunu bir daha yapamam artık diyerek başarıyı elden kaçırmak değildir söz konusu olan. Eni zamanda geri verebileceği her şeyi verdiriyordu. Onun Cibuti'de benim de Aden'de bulunduğum sırada kendisini 24 saatliğine görmeye gittiğinde aramızdaki anlaşmazlıkları çoğaltmak için elinden geleni yapıyordu. Ta gidişime tam 60 dakika kalıncaya kadar 60 dakika tam da saniyelerin birer birer geçişini insanın duyabilmesi için gereken zaman o korkunç akşamlardan birini hatırlıyorum. Gece yarısı yola çıkacaktım. Açık hava sinemasına gitmiştik. Umutsuzluk içindeydik. O da bende. Yalnız işi yürüten o idi. Saat 11'de büyük film başlarken elimi almış, tek söz söylemeden kendi ellerinde sıkmıştı. İçimi buruk bir sevincin kapladığını hissettim. Ve saatime bakmaya ihtiyaç duymadan anladım ki saat 11'e gelmiştir. O anda da dakikaların akışını hissetmeye başladık. O sefer 3 aylığına ayrılıyorduk. Bir ara perdede bembeyaz bir resim belirdi. Karanlık hafifledi. Eninin en ağlamakta olduğunu gördüm. Sonra gece yarısı elimi iyice sıktı. Peşinden de bırakıverdi. Kalktım. Tek söylemeden çekip gittim. En temizi buydu. Akşamın saat yedisi. Günü çalışmakla geçirdim. Pek fena gitmedi hani. Altı sayfa yazı yazdım. Az çok zevkle duyarak. Özellikle şundan ki 1. polin saltanat dönemi üzerinde soyut düşüncelerdi bunlar. Dünkü o vardalıktan sonra bütün gün sıkı çalıştım. Yüreğimi yumuşatmaya kalkışan hava alırdı. Fakat Rus otokrasisinin işleyiş tarzını gösterdiğim için çok ferah hissediyorum kendimi. Yalnız bu role boncanımı sıkıyor. En ufak işlerde bile esrarlı adam pozları takınıyor. 1804 yılının Ağustos ayında Ukrayna'da ne işi vardık? Yolculuğunu üstü kapalı sözlerle anlatıyor başarının mükafatlandıramadığı çabalarımın haşim bir inkardan ve sessiz ses sedasız katlanılması gereken hareketlerden daha iyisine layık olup olmadığına gelecek kuşaklar hüküm vereceklerdir. Oysa benimle alay edenleri susturup korkunun kucağına atabilecek şeyler var elimde. Ben de bir keresinde faka bastım. 1790'da bu bile yapmış olduğu küçük bir yolculukla ilgili olarak bir sürü cafcaflı üstü kapalı laflar etmişti. Yapıp ettiklerini denetlemek için tam bir ay kaybettim. Sonunda da çalıştırdığı rençberlerden birinin kızını gebe bıraktığını öğrendim. Böylesine düpedüz numaracı denmez de ne denir? Bu kendini beğenmiş küçük bu dalaya karşı öfke dolu hissediyorum kendimi. Canımın sıkılmış olmasından belki. Başkalarına yalan söylemesi pek hoşuma gidiyordu ama beni bunların dışında tutsun istiyordum. Bunca ölünün tepesinden aşarak ikimizin de başkalarına oyun etme konusunda anlaşmış olduğumuzu ve hiç değilse bana gerçeği söyleyeceğini sanıyordum. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey. Aldatmakta olduğu Çar Alexander 18. Louis'e söylediklerinden fazla hiçbir şey. Rolemo'nun dürüst bir kimse olmasının çok önemi var benim için. Dalavereci olduğu muhakkak ama kim dalavereci değil ki? Yalnız büyük çapta bir dalavereci mi, küçük çapta bir dalavereci mi? Hayatta olsa elini sıkmaya tenezzül bile etmeyeceğim bir adamla vakit kaybedecek kadar tarih araştırmalarına önem vermiyorum. Ne biliyorum onun hakkında? Onunki kadar güzel bir yaşantıyı hayal edemez insan. Ama böyle yaşadı mı? Mektupları o kadar yapmacıklı olsaydı bari. Ah, insan onun bakışını görebilseydi. Belki başını sevimli bir tarzda omzuna doğru eğiyor ya da uzun işaret parmağını burnunun yanı sıra havaya dikiyor veyahut ara sıra iki tane terbiyeli yalan arasında hemen bastırı verdiği bir öfkeye kapılıyordu. Ama ölmüş. Ardından da bir strateji üzerine inceleme ile Erdem üzerine düşünceler bırakmış. Kendimi bıraksam onu hayalimde öyle iyi canlandıracağım ki. Bunca kişinin kurban gittiği parlak alaycılığının altında basit, hemen hemen bön bir adam. Az düşünüyor ama her fırsatta büyük bir sevimlilikle tam gerektiği kadarını yapıyor. Dalavericiliği saf, işten gelme, cömertlik dolu. Erdem'e beslediği sevgi kadar samimi. Kendisine iyilik edenlerle dostlarını adam akıllı kalleşlik edip aldattıktan sonra olayların üzerine ciddi bir tavırla eğilerek kıssadan hisse çıkarıyor. Ne kendisinin başkaları ne başkalarının kendisi üzerinde en ufak bir hakka sahip olduklarını hiçbir zaman düşünmemiş. Hayatın kendisine bahşetmiş olduklarını haksız ve karşılıksız sayıyor. Her şeye kuvvetle bağlanıyor ama bunlardan kolayca vazla geçiveriyor. Mektuplarına, eserlerine gelince bunları hiçbir zaman kendisi yazmamış. Bir arzu yazdırmış. Yalnız eğer iş buna varacak idiyse Marquis de Roulebon hakkında bir roman yazmam gerekirdi. Gecenin saat 11'i. Akşam yemeğini demir yolcular köşesinde yedim. Patron hanımı oradaydı. Onunla yatmak zorunda kaldım. Ama sırf terbiye icabı oldu bu. Biraz tiksindiriyor beni. Çok beyaz, yeni doğmuş bir çocuk gibi kokuyor sonra. Bir ara kendinden geçmiş, başımı göğsüne bastırıp sıkıyordu. İyi bir şey yaptığını sanıyordu böylece. Bense yorganın altından onun bacaklarının arasını dalgın dalgın mıncıklıyordum. Sonra kolumu uyuştu Rolebonu düşünüyordum. Hayata üzerinde bir roman yazmama ne engel var yani. Kolumu patron hanımın beli boyunca dolaştırdım. Birdenbire de bodur ve geniş ağaçlarla dolu bir bahçe gördüm. Üzerleri kıllı kocaman yapraklar sarkmıştı bu ağaçlardan. Her yanda karıncalar, ayaklar, solucanlar koşuyordu. Daha korkunç hayvanlar da vardı. Bedenleri bazı kızartma etlerinin altına konan kızarmış ekmek dilimlerinden yapılmıştı sanki. Yengeç ayakları ile yan yan yürüyorlardı. Geniş yapraklar üzerlerindeki hayvanlar yüzünden kapkaraydı. Kaktüslerle frenk incirlerinin ardında parttaki veleda heykeli parmağı ile edep yerini gösteriyordu. Kusmuk kokuyor bu bahçe diye bağırdım. Patron hanım seni uyandırmak istemezdim ama yorganın kıvrımı kaba etlerimin altına girmiş. Sonra Paris treniyle gelecek müşteriler için de aşağı inmem gerek dedi. Karnavalın son günü. Mauris Bares'e bir temiz dayak attım. Üç askerdik. İçimizden birinin suratının ortasında bir delik vardı. Mauris Bares bize yaklaştı. İyi olmuş dedi. Her birimize de küçük birer demet menekşe verdi. Kafası delik asker, bunu nereye koyacağımı bilemiyorum dedi. O zaman Mauris Bares, kafandaki deliğin ortasına koysana dedi. Askerde senin kıçına sokacağım onu diye cevap verdi. Sonra Maurice Bares'i domaltıp donunu çıkardık. Donunun altında kırmızı bir kardinal urbası vardı. Urbayı kaldırdık. Maurice Bares, dikkat edin pantolonup supyelidir diye başladı bağırmaya. Ama kan çıkarana kadar bastık sopayı. Kaba etlerine de menekşelerin taç yapraklarıyla Dereulede'nin kafasının resmini yaptık. Bir zamandan beri gördüğüm düşleri çok sık hatırlıyorum. Zaten uykumda da çok çırpınıyorum herhalde. Her sabah yorganla battaniye yerde buluyorum çünkü. Bugün karnavalın son günü ama Buvil'de pek büyük anlamı yok bunun. Bütün şehirde yüz kadar insan maskara kılığına giriyor ancak. Merdivenden indiğim sırada patron hanım bana seslendi. Size bir mektup var. Bir mektup. Son defa Mayıs ayında Ruen kitaplığının müdüründen bir mektup almıştım. Patron hanım beni bürosuna götürdü. Sarı ve şişken uzun bir zarf uzattı. En iyiymiş mektubu yazan. Beş yıl var ki haber almamıştım ondan. Mektup önce Paris'te eskiden oturduğum yere gitmiş. Damgada bir Şubat tarihi var. Dışarıya çıktım. Zarfı parmaklarımın arasında tutuyorum. Ama açmaya cesaret edemiyorum. Eni mektup kağıdını değiştirmemiş. Kağıtlarını hep Piccadilly'deki o küçük kırtasiyeci dükkanından mı alıyor acaba diye düşündüm. Saç biçimini de değiştirmemiştir herhalde. Gür sarı saçlarını kesmek istemezdi dedim içimden yüzünü kurtarmak için aynaların önünde sabırla savaşıyor olsa gerek. Süs merakından ya da yaşlanma korkusundan değil bu. Olduğu gibi kalmak, tıp atıp olduğu gibi kalmak istiyordu ondan. Beğendiğim tarafı da bu belki. Aynadaki hayalinin en küçük çizgisine bile gösterdiği bu kudretli ve sert bağlılık. Adresin mor mürekkeple yazılmış keskin çizgili harfleri hala biraz paralıyor. Mürekkebini de değiştirmemiş. Monsieur Antoine Riquentin, bu zarfların üzerinde adımı okumayı ne kadar severim. Onun gülümseyişlerinden biri hayal meyal gözümün önüne geldi. Gözlerini, eğik başını görür gibi oldum. Ben otururken gelir, gülümseyerek karşıma dikilirdi. Belinden yukarısı benden yüksekte olur, beni omuzlarımdan kavrayarak gergin kollarıyla sarsardı. Zarf kalın, en azından altı sayfa olmalı içinde. Bu güzel yazının altında da benim eski kapıcı kadının kargacık burgacık bir yazısı var. Printonia Oteli Bouville bu küçük harfler parıldamıyor. Zarfı mektubu açınca duyduğum hayal kırıklığı beni altı yıl birden gençleştirdi. Eni zarflarını böyle şişirmek için ne yapıyor bilmem. İçinde hiçbir şey yok hiçbir zaman diye düşündüm. Zarfın astarından dört köşe çizgili bir kağıt parçasını çıkarmaya uğraşırken bu sözleri 1924'te bugünkü gibi yüz defa söylemişimdir. Astar ise başlı başına muhteşem. Üzeri altın sarısı yıldızlı koyu yeşil renkte. Kolalı kalın bir kumaş dersin sanki zarfın ağırlığının dörtte üçünü tek başına o meydana getiriyor. Eni mektubunu kurşun kalemle yazmış. Birkaç güne kadar Paris'ten geçeceğim. 20 Şubat'ta gel. İspanya Oteli'nde beni gör. Rica ederim. Bu rica ederimi satırın üstüne yazmış. Acayip bir helozonla da beni göre eklemiş. Seni görmem gerek. Eni. Meknes'teyken, Tanca'dayken, akşam döndüğümde yatağımın üstünde seni hemen görmek istiyorum diyen bir kağıt parçası bulduğum olurdu. Hemen koşup giderdim. Eni kalkık kaşlar ve şaşkın bir tavırla kapıyı açardı. Bana söyleyeceği bir şey yoktu artık. Geldiğime de içerlerdi biraz. Bu sefer de gideceğim ama belki beni yanına sokmak istemeyecek. Ya da otelin bürosunda otelimize bu adda bir kimse gelmedi diyecekler. Böyle yapacağını sanmıyorum. Yalnız bir haftaya kalmaz bana düşüncemi değiştirdim. Başka sefer görüşürüz diye de yazabilir pekala. Herkes işinde gücünde. Karnavalın son günü pek yavan olacağı benziyor. Mutile sokağı burcu burcu nemli kereste kokuyor. Yağmur yağacağı zaman böyle olur hep. Bu acayip gündüzlerden hoşlanmıyorum. Sinemalarda matineler oynuyor. Okullardaki çocuklar tatilde. Sokaklarda belli belirsiz ufaktan bir bayram havası var. Bu insanın dikkatini çekmeye çalışıyor ama biraz dikkatlice baktım mı kaybolup gidiveriyor. En iyi bir daha göremeyeceğim muhakkak. Ama bu düşünce beni sevindirmiyor pek. Mektubunu alalı beri kendimi işsiz güçsüz hissediyorum. Bereket versin öyle oldu. Acıkmış değilim ama vakit geçirmek için bir şeyler yiyeceğim. Horloger sokağındaki Kamile'nin lokantasına girdim. Sımsıkı kapalı bir yer burası. Bütün gece kapuskalı sosis ya da kuru fasulye yemek mümkün. Tiyatrodan çıkanlar gece bir şeyler yemek için buraya geliyorlar. Belediye çavuşları gece gelen acıkmış yolcuları buraya gönderiyorlar. Sekiz tane üstü mermerli masa. Duvarların boyunca meşin kaplı bir peyke uzanıp gidiyor. Kırmızı lekelerin kemirdiği iki ayna var. İki pencereyle kapının camları buzlu. Tezgah bir girintinin içinde. Yanda da bir salon daha var. Ama ben hiç girmedim oraya. Çift gelenler için orası. Bir jambonlu omlet verin bana. Kırmızı yanaklı çok şişman garson kız bir erkekle konuşurken gülmekten kendini alamıyor. Jambonlu omlet veremem. Patatesli omlet ister misiniz? Jambon kilitli. Yalnız patron keser ondan. Ben de fasulye söyledim. Patronun adı Kamille. Sert bir adam. Garson kız gitti. Bu eski karanlık salonda yalnızım. Cüzdanımda Eni'nin mektubu var. Yalancıktan bir utanç onu tekrar okumaktan alıkoyuyor beni. Cümleleri teker teker hatırlamaya çalışıyorum. Benim sevgili Antonyem. Gülümsüyorum. Muhakkak ki hayır. Eni benim sevgili Antonyem diye yazmamıştır katiyen. Bundan altı yıl önce anlaşarak birbirimizden ayrılmıştık. Ben de Tokyo'ya gitmeye karar vermiştim. Birkaç kelimelik bir mektup yazdım ona. Sevgilim benim diyemezdim ona artık. Çok masum bir tavırla mektuba sevgili eni diye başladım. Bana şu cevabı verdi. Ne rahat adamsın, bayılıyorum sana. Ben senin sevgili enin değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Sen de benim sevgili Antonyem değilsin. Rica ederim inan buna. Bana ne ad vereceğini bilmiyorsan hiç verme daha iyi. Mektubunu cüzdanımdan çıkardım. Benim sevgili Antonyan diye yazmamıştı. Mektubun altında da herhangi bir nezaket cümlesi yoktu. Seni görmem gerek. Eni. Duyguları üzerinde bana ipucu verebilecek hiçbir şey yoktu. Bundan da şikayetçi olamam. Kusursuz, mükemmel şeyleri olan sevgisini görüyorum bunda. Hep kusursuz anlar yaratmak isterdi o. Zaman buna elverişli değilse artık hiçbir şeyle ilgilenmez, hayat gözlerinden silinip gider, yeni yetmelik çağındaki büyük bir kız tavrıyla tembel tembel dolaşıp dururdu. Ya da benimle kavga çıkarmaya savaşır, burnunu adi insanlar gibi gösterişli bir tavırla siliyorsun. Mendilinin içinde de memnun memnun öksürüyorsun derdi. Ona cevap vermeyip beklemek gerekti. Farkında olmadığım herhangi bir işaretle birden irkilir, yüzünün nazlı, güzel çizgilerini sertleştirir, karınca gibi çalışmaya başlardı. Emredici, sevimli bir büyü vardı onda. Her yana bakınarak dişlerinin arasından bir şarkı mırıldanır, sonra gülümseyerek doğrulur, gelip beni omuzlarından tutarak silkeler ve birkaç saniye boyunca çevresindeki eşyaya emirler verirdi sanki. Alçak bir sesle de çabuk çabuk ne beklediğini anlatırdı. Dinle beni, şöyle biraz çaba göstermek istersin herhalde ha. Geçen sefer öyle aptalca davrandık ki. Şu an ne kadar güzel olabilirdi görüyorsun değil mi? Bak gökyüzüne, bak güneşin halıya vuran rengine. Ben de tam yeşil robumu giydim. Allık pudra sürmedim yüzüm çok solgun. Gerile biraz git şöyle loş bir yerde otur. Ne yapman gerektiğini anlıyorsun değil mi? Hadi seni canım ne aptal şeysin konuş benimle. İşin başarıya ulaşması benim elimdeydi. Hissediyordum bunu. O anın belirsiz bir anlamı vardı. Kabasını almak, kusursuz hale sokmak gerekiyordu onu. Bir takım hareketler yapılmalı, bir takım şeyler söylenmeliydi. Sorunumun ağırlığı altında ezilmiş haldeydim. Gözlerimi dört açıyor, bir şey göremiyordum. Eninin o anda bulup çıkardığı bir takım usul ve erkan ortasında çırpınıp duruyor, kocaman kollarımla örümcek ağları gibi yırtıyordum onları. O anlarda nefret ediyordu benden. Dördüncü bölümün sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.